CS, RDR ekibini bir bayda bir bayda Allah'ım kendimi az kalsın. Evet. Benim oynadığım Red Dead Redemption 2 öyle bir oyundu işte. Herkes çok bayılıyor Red Dead Redemption 2'ye. Ben baygınlık geçiriyorum. Ee, hakikaten herkesin bir şeyi var yani. Hayır işin komiği ben chill oyun oynamayı da çok severim ha. Flight Simulator oynayan adamım. Hani millet şey zannediyor. Red Dead Redemption 2'de habire bir aksiyon olmadığı için sıkıldığımı zannediyor. Yo. Red Dead Redemption 2'deki aksiyon az. Aksiyon az aslında. Aksiyon az ve olan aksiyonda da hiçbir şey yapmıyorsun ki abi. Sigara içip, viski içip milleti headshotla tek vuruşta öldürüyorsun. Challenging de değil. Sadece kuru gürültü. Red Dead Redemption 2 çok başarılı tasarlanmış bir oyun değil bence ya. Kampa yaptığın yardımların bir etkisi yok. Karma sisteminin etkileri çok çok az. Ee, ...senaryonun gidişatı tırt. İki tane büyük karma sistemi arasından bir şey çıkacaksa çıkacak. Ya çok eski kafalar ya. Ta GTA 3'ten kalma kafalar yani. Sıkıyor beni o yüzden. Ama Red Dead Redemption 2'nin... ...açık dünyası, müziği, animasyonu... ...gökyüzü, bulutlar, yağmurun sesi müthiş. Red Dead, Dead Redemption 2 dünyasında yürümek... Herhangi bir oyunda yaptığım en keyifli etkinlik olabilir. Ama onun dışında hani böyle oyunun oyun olduğu kısımları oralar bence bayağı zayıf. Yani kampa yaptığın yatırımların hiçbir etkisinin olmaması mesela insanı biraz baygınlık geçirtiyor. Yani oyunun başında şey çözersen eğer sigara viski kombosunu çözersen ve yanında sürekli yeterince sigara viskiyle gezersem ölmüyorsun da oyunda asla. Ölmüyorsun. Çatışma bitene kadar ben benim için benim için reddedilen ikiyi gözümde öf falan diye bitiren ve ana senaryosundan ve kombattan kopmamı sağlayan şey şey olmuştu. Lemni Gangmi'ne öyle bir tane çete varmış. Onların mekanını bastım ben yanlışlıkla. Farkında değildim bu arada. Onların mekanını basmışım. Ya yaylada geziyorum öyle. Baktım böyle antika kale gibi bir şey var. Bir girdim abi oraya. O şurada adam yağmaya başladı üstümde. Dedim lan ne oluyor? Tak vuruyorlar böyle böğrümden yaralanıyorum. Ah çöküyorum. Çöküyorum bir tane taşın arkasına. Bir viski vuruyorum. Bir pipo şey sigara içiyorum. Viski sigara mıydı o? Bir, şey, bir şeyle bir şeyi aynı anda çakıyordun. Unuttum şimdi. Çat çat ikisinden de çakıyorum. Çıkıyorum böyle. Tak 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 tak. Herkesin kafasına işareti koyuyorum. Tırt, altı buçuk kişi ölüyor böyle. Hop tekrar giriyorum. Bir nefes sigara daha. Çıkıyorum böyle altı kişi daha öldürüyorum. E tamam 50 kişi de adamlar bitti zaten. Yani üç sigarada kampı bitirdik. Hatta bir noktada mitralyöz çıkarttılar. Mitralyöt. Mitralyöz. Yani ben adamları vuruyorum vuruyorum. Mitralyöz çıkarttı. <tık> diye mitralyöz böyle taramaya başladı. Ben de taşın arkasında durdum böyle sigara içtim. Sonra bir ara baktım mitralyöz reload yapıyor gibi. Çıktım böyle. <tık> falan diye. Mitralyözün arkasındaki adamı vurdum. Hadi orada yalan olmasın. Bir tane de mahsus dinamit attım. Bir tane. <tık> diye dinamit attım böyle. Bitti sonra. Sonra oradaki heriflerden bir tanesi Lemani Gang'in başıymış. Onu da götürdüm. Bin lira mı verdiler? Beş yüz lira mı verdi? İyi bir para verdiler o herife Daha oyunun başındayım ha. Yani ikinci kamp yerindeyken keşfe çıkmıştım. Onu söyleyeyim. Üçüncü kamp yerine geçmemiştik daha. Yani. Haliyle Red Dead Redemption 2 ile alakalı ben biraz böyle şey oldum. El, la oğlum. Yani yanımda yeterince viski taşırsam bütün oyunu böyle bitirebiliyor muyum? dedim ve bayağı düştü gözümde. Yani tamam çok iyi vurduğun adam müthiş devriliyor. Silah sesleri harika muazzam gözüküyor ama bu kadar kolay yapmamalılardı bu oyunu ya. Çok çok kolay yapmışlardı bu oyunu. Bir günde hatırlıyor musunuz canlı yayında herifin bir tanesi bana omuz atmıştı da random kavga çıkmıştı sen deninin ortasında. Vay ulan sen misin bana laf eden diye ben silah çekmiştim. Herif de o herif bize silah çekmişti. Bir serifi vurmuştuk. Bir serifi vurunca polis bizim peşimize düşmüştü. Polis peşimize düşünce kaçmaya çalışmıştık. Kaçınca doğru düzgün bir yerde saklanamamıştık. Saklanamayınca da ben bir yerden sonra eh ee, Allah mısınız lan deyip silahımı çekmiştim. Hatırlıyor musunuz o yayını? O yayında belki bir 10-15'iniz vardı o yayında. Facebook'ta sabahın ikizinde olan bir olaydı bu. Öyle sendenin ortasında en son 60 tane falan polisi öldürmüştük. Hepsinden çıkan kol saati, puro, pipo, mermi ve silahları da toplamıştık çok da iyi olmuştu. Yani oyun sana en büyük çatışmaların ortasında bile ölme diye sürekli baygın adamlar vesilesiyle health ve slow time, time slow şeyi atıyor. Ekipmanı atıyor. Ya bu kadar çocuk oyunu derecesinde kolay yapmamak lazım bir oyunu ya. Birazcık keşke bir şey olsa yani silahların bir korkutuculuğu olsa hani böyle şey olsan ulan elimi hızlı atamazsam şimdi herif beni öldürür o böyle spagetti westernlerde şeyi hissedersin ya silah çok ölümcül bir şey ve bir yiyen geberiyor gidiyor ve dikkatli olman lazım falan. Yani bence Red Dead Redemption'a hakikaten çok daha zor, yapay zekası çok daha düzgün, kombat e, ortasında sigara içerek işte check-up yaptırmış derecesinde heal alabildiğim bir oyunu yapmasalar muhtemelen 10 kat falan lezzetli bir oyun olurdu yani. Abi olayı gördün mü? Yabancılar Queenfall oyununun scam olduğunu düşünüyor. Hatta olayın içinde Bino Game falan da var. YouTube'da Queenfall deyip dive yazarsan çıkar. Azmongold'un tepkisi falan da var. Ha Bino Game olmaz. <laughs> Neyse bir şey derdim de şimdi. Sikik bir dramaya sürüklenirim o yüzden hiçbir şey demiyorum. Hmm. GTA 6 öyle olur mu sence? Hmm, yok GTA 6'nın kombatı mesela daha zorlayıcı bana sorarsanız. Çünkü GTA 6'da yanlış mı hatırlıyorum? Üzerinde o kadar fazla healing item taşıyamıyordun galiba. Red Dead 6'da kombat başlıyor. Red, bir dakika Red GTA, GTA 5'te healing item üzerimizde taşıyabiliyor muyduk lan? GTA 5'te kombatlar çok daha korkutucuydu diye benim aklımda kalmış. Red Dead Redemption'ın temel problem Üzerinde hem healing itemı, hem stamina itemı, hem ciğer güçlendirici, hem göz güçlendirici. Anladın mı? Ya kombat sırasında böyle Arthur böyle ulan bir dakika ya. Ulan şu muydu? Ulan bu ciğer ezmesi bunu koy. Bir dakika ulan bu yarısı yenmiş ekmek koy kanka bunu. Ulan yarısı tüttürülmüş pro. Tamam lan dur bunu tutturayım. <laughs> kanka video kiko falan. Zaten Viva'la 4 ligin böyle bir tane videosu var. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Onların Red Dead Redemption'la parodi yaptıkları ama bence parodi altında game design'daki en komik şeylerin itin götüne soktukları ki çok saçma şeyler var Red Dead de gerçekten. Çok iyi bir serileri var. Mesela yaylanın ortasında adam vuruyorsun illa bir tanık çıkıyor ya böyle gördüm falan diye. Ulan pes, nereden teleport oldun? Yaylanın ortasındayım ya. Dünya tarihi daha kaldırılıp vurulan insanların ortadan kaybolmasıyla kurulmuştur. Yani bütün yaylaların ortasına tanık spawn edemezsiniz abi ya. Bu gerçekten boktan bir game design. Bunu kabul etmek lazım. GTA, GTA 4'ün kombatı çok kolaydı. GTA 4'ün kombatı GTA 5'ten kolaydı sanki. ha GTA 5'te çömüp yarı canına kadar auto heal yapman gerekiyordu değil mi? Evet. Ama o kombatı yavaşlatıyordu işte bayağı. Bilmiyorum GTA 5 oynayalı 10 yıl oldu arkadaşlar single player'ın oynayalı. Hakikaten hatırlamıyorum yani. Dediğim gibi bu kombatıyla alakalı ve yaylada bile sana bir takım tanıklar gelmesi falan gibi böyle öf dedirten biraz bazı mekanikleri hariç. Red Dead Redemption benim gördüğüm açık ara en iyi tek teknolojiye sahip oyun. En iyi animasyonlara sahip oyun. En iyi manzaralara sahip oyun. En iyi hava simülasyonuna sahip oyun. En iyi yürüme animasyonuna sahip oyun. Yani attığın adımı hakikaten attığını hissettiğin oyunlar sıralamasında bir numara Red Dead Redemption 2, ikinci numara Dead Stranding. Yani Red Dead Redemption 2'nin çok iyi yaptığı ve inanın yüzlerce binlerce oyun hala kopyalayamadığı mükemmel şeyler var. Ama bunlar kombat sistemi ve işte bir takım karma sistemi bilmem ne falan filan değil. Oyunun teknolojisi mükemmel, sistemleri kötü. Sistem deniyor bunlara, bu şeylere. Oyun dünyasında çalışmakta olan aktif sayısal değerlere e, ...görselliğe katkıda bulunmayan da... ...işte karakterin canı... ...NPC'lerin seninle ilişkisi... ...işte karma mekaniği, para mekaniği... ...aranma mekaniği falan gibi böyle bir takım mekanikler... ...oyunun sistemleri diyebiliriz onlara... ...oyunun sistemleri çok antika kafa... ...2500 liralık... ...şey kazandıktan sonra... ...yani şöyle çok ilginç bir şey oluyor mesela... ...5-10 tane çatışmaya giriyorsun, polis vuruyorsun... ...adam diyor ki ya 5 tane polis vurdun... ...600 TL para ödeyeceksin... ...bunları affettirmek için diyor... 600 TL para, para bayağı para reddettirdim şu dünyasında. Ee, özellikle de böyle bir yerlerden altın külçesi falan bulmadıysan, bulduysan bile veresin gelmiyor. Ben genelde o yüzden reddettirdim. Şimdi iki de şöyle bir şey yapıyorum. Diyelim ki geldim şeye kadar. 600 700 falan aranıyorum bir arazide. 600 700 aranıyorsan en güzeli şu şey oluyor. Geçiyorsun bir kasabanın ortasına. Zıbam zıbam başlıyorsun kanun koruyuculara, şerife, şerif yardımcısına falan sıkmaya, tamam mı? O aranman fırlıyor. Hemen onların ceplerinden böyle tık mallarını alıyorsun abi. Çıkıyorsun dağa. Sen dağa da çıksan yapay zeka aşırı iyi olduğu için yani keşke dağa çıkan adamı öldürmek bu kadar kolay olsa. Bak bizim ülkede bazı konular çok hızlı çözülürdü. Sen dağa çıkıyorsun abi peşinden onlar onlar beyaz atlı adam gönderiyorlar tamam mı? Sen de içiyorsun şarabı, sıkıyorsun arabı. Yaz yatıyorlar yere. Hop onların da cüzdanlarından şeylerini topluyorsun. Kol saatlerini ve kolçaklarını ve cimciklerini topluyorsun. 2500 liraya kadar böylece aranman çıkıyor. 2500 liraya kadar aranma limitin geldiği zaman 1500 müydü 2500 müydü hatırlamıyorum. Neyse Wanted'da bir üst limit var yani tamam mı? Wanted'da o üst limite geldiğin zaman ondan sonra oturuyorsun böyle bir kayaya. Bir sürü adam gönderiyorlar tekrar. Bam öldürüyorsun hepsini. Tak saatleri topluyorsun. Saatler de bu arada tanesi 10 dolar 20 dolar falan tamam mı? 10 dolar 20 dolar. Oturuyorsun. Bam 10 tane de adam geliyor. Laps laps. Böyle böyle adam farmlıyorsun tamam mı Red Redemption'da? Ben bunu birkaç kere yaptım. Bir iniyorsun böyle kollarında böyle 5000 altınlık saat var böyle tamam mı? Onları satıyorsun satıyorsun. 5000 liran oluyor. Sonra gidiyorsun 2500 lira kefaretini ödüyorsun. Tamam lan hadi senin canın sağ olsun diyorlar. Altın saat baron oluyorsun böyle. Bilmiyorum şimdi bu normal bir akıllı bir game design mi yani bu? Hani <laughs> bence değil. <laughs> Yani e, ben bu oyunun teknolojisinin arkasındaki ekip olsam yemin ediyorum gider sistem ekibine derim ki abim ne yapıyorsunuz? Yani bir tane adamın dağda oturup 85 kişiyi öldürmesi sizce mantıklı mı? Bu 10 kişiden bir tanesi keşke sniper olsa da tek mermide gebertse Arthur'u. Çünkü online play'e geçtiğin zaman herkeste auto target var tek mermiyle vuruyorlar beyninden geberiyorsun. Yani sen bu oyunu kolay mı yaptın zor mu yaptın? Ya, çok zayıf bu konularda. Ama bu da Rockstar'ın ahmaklığı biraz. Bakalım GTA 6'da nasıl yapacaklar? Ha bu da şey. Bu arada bu sistemlerin dandik olması insanların oyunu sevmesine engel değil ha. Onu söyleyeyim. Hiç öyle düşünmeyin. Ya bunlar eleştiri ama oyun sevmek çok farklı bir deneyim. Hmm. Yani bütün bunlara rağmen Red Dead Redemption'ı ben de çok seviyorum mesela. Sadece sıkıldığım alanları var. Veya da örnek vereyim size. Skyrim. Aynı mantıkla Skyrim'in içinden geçersin. Skyrim'de o kadar büyük eksiklikler, balonlar, patlaklar, delikler var ki. Skyrim şey gibi böyle İsveç peynirleri gibi her yeri delik patlak. Ama seviyorsun. Çünkü çalışan mekanikleri güzel çalışıyor. Çalışmayan sistemler deli ediyor. Red Dead Redemption da böyle biraz. Ama ben çok isterdim Red Dead Redemption bu kadar basit tuzaklara düşmeseymiş de çok çok daha iyi bir oyun olsaymış. Ama kısmet. Dediğin şeylerin çok basit çözümleri var. Bence çok gereksiz eleştiri. Patchleyin düzeltin olma o zaman. Yani sen hem bu hatayı yapıyorsun hem de istesek düzeltiriz. E, düzelt. Modlayın düzeltin yani. Bana öyle patlak olmayan 5 tane oyun sayabilir misin? Hımm, düşüneyim. Hmm. Zor bir soru bu ama bulurum. Çok rahat bulurum hem de. Çünkü mesele oyuna kattığın sistemleri düzgün yapamamak. Oyuna daha az sistem katan pek çok oyun bu konuda patlak değiller. Yani o kadar çok var ki. Örnek veriyorum sana Stardew Valley diyebilirsin buna Elden Ring diyebilirsin buna. Çünkü Red Dead Redemption 2 gibi gerçekçi bir dünyada dağda 80 tane beyaz şapkalı adam vurmak saçmayken Elden Ring'de ateşin başına oturduğunda zaten dünya resetleniyor. Haliyle oyun aslında o mekaniği oyunun bir parçası haline getirmiş. Yani Red Dead Redemption'ın burada hatalı olduğu şey gerçekçi bir dünya yaratıp gerçekçi dünyanın içerisinde gerçekçi olmayan mekanikler ve sistemler yedirmek. Dağda gezerken bir adamı vuruyorsun. Dağda gezerken o adamı vurduğunda otomatik oyun sana tanık atıyor. O sırada şeyine koşup atına koşup kıyafetini tümüyle değiştirirsen ve sonra maske takarsan tanınıyorsun ama masken çıkıksız kıyafetini değiştirsen de bir işine yaramıyor. Anladın mı? Yani mesela sadece reddet Dead Redemption 2'nin şey, tanık ve kıyafet değiştirme sistemi bile oyunun bazı sistemlerinin ne kadar boktan çalıştığını çok büyük delalet. Sen de o noktada diyeceksin ki abi ne gerek var? Ne gerek var? Koyma bu sistemi oyununa. Yani maksat oyuna koyduğun sistemin iyi çalışmasını sağlamak. Sen bir oyunda basitliğe gittikçe kompleks sistemleri azaltıyorsun. Kompleks sistemleri azalttıkça patlamaların azalıyor. Yani çok fazla bu, bu tarz patlaklıklar olmayan 5 tane oyunu bırak yüzlerce oyun sayarsın. Ama kolaycılığa kaçmamak için Elden Ring dedim. Yoksa kolaycılığa kaçacak olsam Super Mario derim. Super Mario'da iki tane sistem var. Yürü zıpla ve bunu çok iyi yapıyorlar. Anladın mı? Yani mesele kompleks sisteme girişip... altından kalkamadığın yerlere düşmek. Madem kalkamıyorsun altından kaldır. Yani sizce şey niye var mesela? Tanık sistemi niye var reddetirdem şunda? Yani şunu yapamıyorsun oğlum. Kasabaya gideceksin, maskeni takacaksın böyle. Tanınmayacaksın. Maskeyi takmışsın, kıyafetini değiştirmişsin. Bir tane sivili e atacaksın halatı. Allah beni yakaladılar diyecek. Sus ulan diyeceksin. Dağa kadar süreceksin. Literally dağa kaldırıyorsun adamı tamam mı? Dağda da yaslayacaksın kafasına silah. Öl köpek diyeceksin. Tak öldüreceksin. Ulan bu birebir tarihi gerçekçiliği olan bir olay. Bizim ülkemizde hala yaşanıyor bu. Ama Red Dead Redemption dünyasında bunu yaparsan bir, kasabadayken maskeni doğru anda takmadıysan ya da kıyafetini atabilmeden önce değiştirmediysen kasabadaki halk aa Arthur değil mi lan bu diyor. Öh be. Maske takmışım ama neyse. İki, Hadi onu atlattın dağa kaldırdın adamı. dağda da herifin kafasına sıkıyorsun. Witness çıkıyor. Lan dağ dağ. Dağ ya. Yani ya koyma bu sistemi. Niye koyuyorsunuz o zaman witness sistemini? Bırak dağdaki adamı da ben rahatça öldüreyim yani. Mesela kalabalık yolların etrafına koy witnessları. Doğun başına koyma abi. Ne alaka? Allah mı görüyor orada? Yani Allah görüyor herhalde de witness olmaz yani. Bu bağlamda Civilization 6'nın dengeli ve patlamayan bir oyun olması çok enteresan. O kadar fazla parametreyi işliyor. E game designerları iyi. Zaten şöyle bir şey var onu hep ben söylerim. Amerika'da game design kültürü çok az gelişmiş durumda. Amerika çok havalı gözüken, cool gözüken, müthiş gözüken, soundtrack iyi, duygusal temeli çok iyi oyunlar yapmayı becerebiliyor. Ama game design'da kötüler abi. Matematiksel tarafında işin kötüler. Orada Japon ve Avrupa çok daha başarılı. Ama pure game design konuşuyorum. Pure game design de bir oyunu tek başına sattıran bir şey değil açıkçası. Yani pure game design nedir derseniz pure game design genelde şudur. 2048 diye bir oyun vardı, hatırlıyor musunuz? Yani şu Yani pure game design budur. Hani bir oyun sadece game design'dan oluşsun abi. Ah. Bravo. Tebrik ederim. Ama bu, bu arada bu oyunda rekorlar kırmıştı gerçi bir oyunu sattırmıyor demek çok yanlış bir oyunu kültürel bir fenomen haline getirmiyor diyeceğim. Yo 2048 kültürel fenomen haline de gelmişti. Ne diyelim? Sinema gibi gözüken oyunlar iste, oynamak isteyen seyirciye hitap etmiyor cümlesiyle değiştireyim bunu o zaman. Bir oyunun sadece game design'dan oluşması o oyunu sinema filmi gibi gözüken ve bundan etkilenip terleyip meme uçları sertleşen kitleye cazip hale getirmiyor. Pure game design bu. E bunu herkes istemez. Yani şimdi sen yani birisi gelse bana dese ki 20-48 Red Dead Redemption 2'den daha iyi bir oyundur. Derim ki yani <laughs> bir, bir spesifik tek bir açıdan evet. içerisinde sonsuza kadar oynayabileceğin çok lezzetli bir oyun var burada evet. Ama Red Dead Redemption 2'nin yaptığı 8 milyon tane çok başarılı şey var. Hani çok daha büyük ve devasa bir proje var orada. Bu bir sistem oyunu işte. Buradaki sistem tertemiz çalışıyor. Aman neyse nerelere geldik ya? Ne güzel muhabbet oldu bu arada. Red Dead Redemption konuşa konuşuyor. Abi sence en iyi grafiklere sahip açık dünya oyunu hangisi? Red Dead Redemption 2. Açık ara. Çok açık ara hatta. Yani şöyle düşünün. Red Dead Redemption 2'nin açık dünyada yakaladığı grafikleri Last of Us 2'yi yapanlar lineer oyunda anca yakalayabildiler. Bak bu heriflerin açık dünyada yaptığını sen lineer koridor oyununda anca yakalayabiliyorsun. O kadar büyük fark koydular ki 10 sene önce. 10 sene oldu. Red Dead Redemption kaç sene oldu ya? Ya ne Cyberpunk ya? Allah aşkına. Cyberpunk'ın görselliğiyle Red Dead Redemption'ın görselliğini karıştırsan, karşılaştırsan Cyberpunk çok üzülerek çok üzülerek ayrılır. Kalkar gider oradan. Der ki ya evet biz de varız be. Bütün RTX'lerimizle, pet tracing'lerimizle, şuyumuzla, buyumuzla biz de geldik der. Red Dead Redemption'da böyle bulutların gölgesi o sırada ağaçların dallarından yansıyor olur. Cyberpunk der ki ben gideyim de ödevimi biraz daha bir beş tane daha milleti yalan vaatlerle kandırayım da öyle geleyim der. Come on. Come on. Come on. Ark kadar keyif aldığın pek az oyun oldu sanki. Öyle öyle. Ark inanılmaz. Ark mesela sistemlerin güzel çalıştığı bir oyun. Demin bahsettiğim sistem oyunu yani. En iyi mekaniklere sahip açık dünya oyunu hangisi? Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bu sene çıkan oyun. Mükemmel. Zat diri zot seviyesinde iyi.